Kızılyürek senin mesela yazdığın yazılarda hep derin devlete adres gösterdiğini biliyorum ben. Ama EOKA geçti, başka yerler geçti. Sonuçta Kutlu Adalı cinayetinin üstü kapatıldı bir anlamda. Şimdi sanki yeniden açılır gibi Sedat Peker'in açıklamasından sonra. Bize biraz hatırlatır mısın o günleri, özellikle o yıllarda neler yaşandığını ve neler konuşulduğunu Kuzey Kıbrıs'ta? Şimdi, Kıbrıs siyasi cinayetlere uzak bir yer değil sevgili izleyiciler. Kıbrıs'ın geçmişinde hem EOKA'nın hem Türk Mukavemet Teşkilatı'nın işlediği siyasi cinayetler biliniyor. Ama bu cinayetler, doğrusunu isterseniz, etnik çatışmaların çok yoğun olduğu 1958 yılından 1965 yılına kadar olan süre içinde yapıldı. Özellikle solcu bilinen kişilerin hem EOKA tarafından hem de TMT tarafından katledildiği biliniyor. Bunların ayrıntılarıyla defalarca yayınladık. Ama 1974'ten sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde bir siyasi cinayet işleneceği kimsenin aklına gelmiyordu. Nedeni de şuydu: 74'le beraber Türk ordusunun adaya çıkmasıyla birlikte Türk Mukavemet Teşkilatı kendini lağvetmişti. Gerekçesi de artık ada taksim oldu. Bu dava burada neticelendi. Dolayısıyla bir geçiş aşaması yaşandı. İşte Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri barış kuruldu. Ve TMT kendini lağvettiğini söylüyordu. En son bildiğimiz cinayet 1965 tarihindeydi. 11 Nisan 1965'teydi. Tam bu, o cinayetten 31 yıl sonra Kutlu Adalı cinayetinin yaşanılması herkesi şok etti. Hiç kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Kıbrıs Türk toplumunda her ne kadar tam oturmuş bir demokrasi olmasa da 74'ten sonra şiddetten uzak bir toplumdu. Yani siyasi görüşler rahatlıkla ifade edilebiliyordu ve ufak tefek olaylar olmuştu ama yine de bir cinayet boyutuna geleceği kimsenin aklına gelmiyordu. Buradaki soru 1996 yılı Türkiye'si ve bir yandan da Kutlu Adalı. 1996 Türkiye'si faili meçhul cinayetlerin çok yoğun olduğu bir dönemdir. Bunu zaten Türkiye basınında ayrıntılarıyla okuyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla o dönemde devlet, derin devlet, siyaset, mafya, ülkücü mafyanın iç içe geçtiği çok aşikar. Özellikle Kürtlere yapılanlar ve hala faili meçhul diye kayda geçirilen vakalar orada araştırmayı bekliyor. Peki ama Kıbrıs'ın kuzeyinde kendi halinde bir gazeteci, Kutlu Adalı gibi çok değerli, şahsen yakından tanıdığım, kitaplarıyla, gentlemanliğiyle bilinen birisi niye katledilebiliyor? Hatta daha da derine gidelim sevgili Zeynepliler. Kutlu Adalı'nın geçmişinde önemli bir mukavemetçilik de var. Türk Mukavemet Teşkilatı'nda aktif rol almış biriydi Sayın Adalı. Sonra Sayın Rauf Denktaş'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış biriydi. Öyle bir geçmişten gelen biriydi. Ama 1974'ten sonra da adanın bir barış adası olması için, Kıbrıs sorunlarla Türklerin husumete son verip barış içinde yaşamasını savunan ilerici demokrat bir noktaya gelmişti Sayın Adalı. Ama böyle bir gelişim, çünkü Sayın Adalı gibi demokrat, ilerici, ülkenin yeniden birleşmesini savunan çok insan var. Neden Kutlu Adalı? Bugün yapılan, işte gerek suç örgütü liderlerinin ya da militanlarının söyledikleri, işte Sedat Peker'den kardeşine kadar bize bir takım şeyler söylüyor ama hala daha net olarak şu sorunun yanıtı ortada yok. Neden öldürüldü Kutlu Adalı? Dikkat ederseniz Sedat Peker'in bir defa bir göndermesinde şöyle bir cümleyle karşılaşıyoruz. Bir çalınma olayı oldu diyor ve aslında bir hırsızlığa dikkat çekiyor. Ama bunu açmıyor. İşte buradan soru sormak gerekiyor. Ve şimdi söyleyeceklerim biraz bu hırsızlık olayla ilgilidir. Sayın Adalı öldürülmeden önce Yeni Düzen gazetesindeki köşesinde ısrarla Aziz Barnabas Manastırı'nda yaşanmış bazı olayları kaleme alıyordu. Aziz Barnabas Manastırı Lefkoşa Magusa arasında bir yerde yer alıyor.
ve Mart 1996'da orada sivil savunma arabaları görüldü. Dönemin sivil savunma başkanı Galip Mendi'ydi, hatırlatmakta yarar var. Sonra askerler oraya geldiler, Aziz Barnabas Manastırı'na. Ve Kutlu Adalı bunları tespit ettiği için ısrarla yazıyordu ve şu soruyu soruyordu. Ne arıyorsunuz Barnabas Müzesi'nde, müzeye dönüştürülen manastırda diye. Dolayısıyla bu soruya henüz yanıt verilmedi. Kimi diyor ki efendim oraya PKK silah saklamış. Öyle resmi açıklamalar var. Bunun hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir ortamda orada PKK'nın silah saklaması mümkün değildir. Düz bir ovada her taraftan görülen bir yerde PKK'nın böyle bir iş yapacağı hiç kimseyi ikna etmez. Dolayısıyla Peker'in açıklamasında da dile gelen çalınmışlık, hırsızlık olayına yoğunlaşmakta yarar var. Demek ki birileri Aziz Barnabas Manastırı'nda bir takım işler kotarıyorlardı ve Kutlu Adalı da bunu gazeteci duyarlılığı da tespit etmiş, köşesine taşıyordu. İşte aslında burada aramak lazım bu cinayetin nedenlerini diye düşünüyorum. Diğer söylenen ve çok üzücü olan, yani efendim işte bir adam var, bu adam da Rumlara memleketi satacak, kapısı satacak. Yani burada herhalde arsa satmaktan söz etmiyoruz ya da daire. Bir adam kime ne satıyor? 40 bin askerin görev yaptığı, rahmetli Denktaş'ın liderliğinin devam ettiği, hiçbir şekilde böyle bir şeyin ihtimal dahilinde olamayacağını herkes biliyor. Ama bakınız burada tarihte hep karşımıza çıkan yakın dönemde ideolojik bir boyut da vardır. İşte burada barış düşmanlığını, solcu demokrat kişiliklere karşı düşmanlık beslemeyi, onları katletmeyi, sonra da onlara bir vatan haini kulpu takmayı bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla bu her açıdan hem Türkiye'de hem Kıbrıs Türk toplumunda çok konuşulması gereken bir şeydir. Ben şahsen bu konuyu Avrupa Komisyonu'nun gündemine taşımaya kararlıyım. Çünkü burada söz konusu olan hem Adalı katledildi, hem demokrasi katledildi, hem de Türkiye'de mafya ve devlet iç içe geçti. Bütün bunların noktalanması gerekiyor ve şimdi açılan her ne kadar çok acayip bir şekilde bir efendim suç örgütü liderinden gelse de o videolar, bunu herkes çok ciddi almalı. Ve sadece bir suç örgütü liderinden söz etmiyoruz. Aynı zamanda ülkücü bir mafyanın başında, pan-Türkçü ve anti-komünist birinden söz ediyoruz. Bunların da altını çizmekte yarar vardır. Tabii o yıllarda 96, 90'lı yılların ortalarında Türkiye'de de birçok cinayetler işlendi. Aslında Kutlu Adalı'nın belki cinayetiyle ilgili araştırma, soruşturma ve bazı açıklamalar belki Türkiye'deki bu cinayetlere de aydınlatacaktır. Zaten Sedat Peker gibi birisinin bazı itirafları demek ki vesile olacaktı. Maalesef bu yıllara kadar beklemek durumunda kaldı. Fakat o yıllarda Kutlu Adalı, o bahsettiğin sen Barnabas, yani Aziz Barnabas'ın olduğu yere yönelik silahlı bir baskıyı maskeli, silahlı insanların 15 kadar kişi 3 nöbetçiyi saf dışı bırakarak yaptıkları ve sabah 9'a kadar da orada kaldıklarına yönelik yapılan açıklamaların hep köşesine taşınmış dediğim gibi. Beyaz Renault, Toros aracı tabii burada hep sembolik olarak hep yazıldı, çizildi. Biri kırmızı Jeep var, Vitara marka bir araba var. Bütün bunlar tabii yapılan açıklamaları hep teyit eden şeyler, Atilla Peker'in yaptığı açıklamaları teyit eden şeyler, aynı zamanda biraz önce de okudum. Bu Atilla Peker'in bu söylediklerinin de teyit eden eski yarbay, MİT mensubu Korkut Eken'in de aralarında bulunduğu bir şey. Sonuçta Kıbrıs'ta bu kişinin, yani Kutlu Adalı'nın bu baskıyı yazmış olması onun öldürülmesine neden oldu. Acaba geri planda ne vardı? Kıbrıs'ı bir karıştırma planı var mıydı? Türkiye'de de benzer cinayetlerin o tarihlerde işleniyor olması, benzer bir şekilde Kıbrıs'ta da planlı bir şekilde bir karıştırma olayı var mıydı? Ne diyorsun sevgili Niyazi Kızılberi? Sevgili Zeynep, şuradan başlayalım. 1996 yılında Kıbrıs'ındaki siyasi ortama bakalım. Toplumun lideri Sayın Rahmetli Rauf Denktaş bir yanda. Türkiye'de Tansu Çiller hükümeti var. Hatta
Kıbrıs'ın federal bir devlet olarak yeniden birleşmesine dair en ufak bir emare yok. Hatta tam da o dönemde bugün olduğu gibi iki devletli çözüm konuşmaya başlıyor rahmetli Rauf Denktaş. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu bağlamında hani barışı aramak kaldı, birileri de bundan çok korktu ve oraya müdahale etti gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Demek ki Kıbrıs sorunu bağlamı dışında bir cinayette. Evet. Bu bir kere önemli bir şey. İkincisi, Barnabas Müzesi'nde olup bitenleri bilemiyoruz ama başka şeyleri biliyoruz. Mesela pek çok kiliseden çalınmış ikonların yurt dışına satıldığı, hatta Kıbrıs durumların bir kısmını bu ikonların sonradan Almanya gibi bir ülkeden mesela geri satın aldığını da biliyoruz. Dolayısıyla bence biraz oralara bakmak lazım. İkinci bir önemli hadise belki çok doğrudan alakalı değil ama 1996 yazı Kıbrıs'ta bir şiddet yağmuru dönemidir. Hatırlayacaksınız, Sayın Adalı'nın öldürülmesinden bir ay sonra, 1,5 ay sonra iki tane Kıbrıs durum, biri linç edilerek, o biri de bayrak direğinde bayrağı indirmeye çalışırken vurularak. Solomon, sen Zeynep'in çok daha iyi bileceksin, röportaj mı yaptın hatırlıyorum, evet, o dönemde senin. Evet. Baksanıza, Temmuz 6'da Kutlu Adalı katlediliyor. Ağustos'ta iki tane Rum genç dünya televizyonunun canlı yayınları gözü önünde herkesin, biri linç edilerek öbürü de direkt vurularak öldürülüyor. Demek ki derin devletin mesai yaptığı bir dönemdir. Çok açık bir şekilde hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de. O bakımdan mesele tamamen bir dönemin devlet ideolojisinin aslında pratiğidir yaşadıklarımız. Bu ne demektir? Devlet işte hem anti-Kürt, anti-komünist sahiplerle, suç örgütleriyle işbirliği yapıyor, onları kullanıyor. Suç örgütleri de bu arada kendi menfaatlerini de ileriye taşıyor. İşte para kazanıyorlar, tehdit ediyorlar, Kıbrıs'tan başka şeyler çalmaya yöneliyorlar. Dolayısıyla bence burada bir tarafta bir hırsızlık olayı ve onun üstünü örtmek isteyenlerin bir girişimi var. Diğer yanda da tabii ki o barış karşıtı, demokrasi karşıtı, solculuk karşıtı olan ideolojinin pratiğini görüyoruz. Kınaması pratiğini görüyoruz. Tabii ben o Kıbrıs'ı yakından tanıyan gazetecilerden biriyim. Aynı zamanda seni de çok uzun zamandan beri tanıyorum. O dönemlerde pan-Türkizm ideolojisinden en çok rahatsız olan, daha doğrusu tehdit gören kişilerden biriydin sen de. Kutlu Adalı gibi belki, hatta daha fazla belki. O yıllarda yaşadıklarını, sadece tabii Rumlardan da aynı şekilde tehditler alıyordun. O yıllarda o Kıbrıs atmosferini, Kıbrıs'ta yaşanan o atmosferi biraz bize anlatabilir misin? 90'lı yılların ortalarındaki atmosferi. Şimdi evet, 90'lı yılların ortasında aslında bir gerilim adasıdır Kıbrıs. Şöyle bir gerilim adasıdır. Bir tarafta tarafların pozisyonları sertleşiyor. Türk tarafı federal devlet yerine iki devletli çözüm demeye başlıyor. Nitekim 97'de bunu resmileştiriyor. Evet. Diğer yanda Kıbrıs Rum lider Glafkos Krilis o dönemde işte Rusya'dan S-3 füzeleri almaya yöneliyor. Dolayısıyla adada genel olarak çok gergin bir dönem var. Ve bir de aslında işte Yunanistan-Türkiye ilişkileri de Karda kriziyle de tetikleniyor. Evet. Yani tam bir gerilim dönemidir. Ve tabii ki böyle dönemlerde benim gibi insanların, yani iki tarafın barışa erişmesi için uğraşan, bu etnik çatışmalara son vermeyi hesaplayan insanların gerçekten çok zor duruma düştükleri zamanlardır bunlar. Çünkü oldukça yoğun bir gerilim var. Etnik gerilim, milliyetçilik bununla beraber tırmanıyor, yükselişe geçiyor. O bakımdan mesela işte bu motosikletlilerin yaptığı geri dönüş eğilimi, senin de yakından takip ettiğin işte Ağustos'ta iki tane insan ölerek orada kalıyor. Evet. Onun yarattığı milliyetçi atmosfer vardı. Gerçekten zor zamanlardı ve benim de gerçekten tehdit aldığım zamanlardı açıkçası. Benim tabii tehdit aldığım
Rumlardan tehdit aldım, kim olduklarını bilmiyorum ama bunu polise ihbar etmiştim. Zaten yazdığım kitapta, anı kitabımda da bunları etraflıca anlattım. Ama hakikaten o dönemin atmosferi öyleydi. Bu ta 99'a kadar sevgili Zeynel ile. Ta ki Helsinki, AB'nin Helsinki zirvesine kadar böyle devam etti. AB ile beraber Türkiye'nin üyeliğine yeşil ışık yakan Helsinki zirvesi 99 Aralık ayından söylüyorum. Kıbrıs'ın daha büyük üyesi olmasının koşullarının yaratıldığı ortamdan sonradır ki tekrar bir müzakere ortamı veya yumuşama ortamı görebildik. Ama hakikaten 96 siyaseten de bir dönüm noktasıdır, bir sertleşme dönemidir. Ve adada milliyetçiliğin de yükselişe geçtiği bir dönemdir. Bu cinayet öyle bir ortamda işlenmiştir. Evet. Ama yine de ısrarla şunu söylemek istiyorum. Kutlu Adalı cinayetinin Kıbrıs sorununa doğrudan ilgili olduğunu düşünmüyorum. Orada başka şey, orada bakmamız gereken yer o Barnabas Manastırı, kilisesi, daha sonra müzesi, orada ne vardı, orada neler yapıldı? Soru aslında bu. Yanıtını bekleyen soru da bence bu. Çünkü Kutlu Adalı 74'ten sonra çok barış yazısı yazdı. Beraber de yazdık. Ortak yaptığımız mülakatlar vardır. Ama Kutlu Adalı Aziz Barnabas müzesini yazdığında katlediyordu. Evet. Peki son olarak 1-2 dakika içerisinde Avrupa Parlamentosu içerisinde geçen hafta Türkiye ile ilgili bir karar alındı. Müzakerelerin askıya alınması, durdurulmasına yönelik bir karardı. Tabii ki tavsiye kararı olduğunu da söyleyelim izleyicilerimize. Bunu tabii ki Avrupa Birliği Konseyi ancak böyle bir karar alabiliyor ama tavsiyesini yaptı parlamento. Türkiye'deki bugünkü konuşulanlar konusunda parlamento içerisinde neler konuşuluyor? Bu raporun öne çıkan başlıklarını belki saymak gerekmiyor ama en azından içeriğinde tam olarak Türkiye'ye yönelik o mesaj neydi tam olarak? Bir iki cümle olarak onu da söyler misin? Şimdi şunu söyleyeyim. Raportörün kendisinin de söylediği gibi son zamanlarda yazılmış en olumsuz raporlardan biri. Hatta en olumsuz raporlardan. Burada birinci tespit, Türkiye'nin temel insan hakları, demokrasi, hukuk devleti uygulamaları açısından çok geriye gitti. Bu tespit raporda çok geniş bir yer tutuyor. Ve de diğer önemli unsur belki şu olabilir. Aslında Avrupa Parlamentosu müzakerelerin askıya alınmasını onaylamadı ama şöyle bir formül geliştirdi. Eğer kötüleşme devam ederse, eğer bu kötüleşme, bu kötüleşme süreci devam ederse komisyona müzakereleri askıya alma tavsiyesini yapabilir diye bu hakkı kendinde saklı tuttu. Evet. Dolayısıyla hala Türkiye'ye uzatılmış bir el var. Ayrıca bu insan hakları açısından çok gerilemelerin altını çizen raporda da şunu da görüyoruz. Gümrük Birliği meselesine daha sıcak bakıldığını görüyorsunuz. Yani Gümrük Birliği'nin modernleşmesi, genişletilmesi ki Türkiye'nin temel taleplerinden biri bugün. Oraya dair bir açık kapı bırakıyor rapor ve diyor ki evet bu olumlu bir gelişme olabilir. Türkiye ile Gümrük Birliği'ni modernleşmesi açısından işbirliği yapmak ama bunu da mutlaka diyor temel insan hakları şartına ve başka bazı koşullara bağlamak gerekecektir. Bunun altını çiziyor çünkü biliyorlar ki konseyde bazı ülkeler Gümrük Birliği konusuna sıcak bakıyor. Ne gariptir ki hatta öyle ülkeler vardır ki Türkiye'nin AB üyeliğinin hemen yarın aslında askıya alınmasını değil durdurulmasını bile istiyorlar. Hı hı. Ama o ülkeler aynı zamanda Gümrük Birliği gibi konularda daha esnek davranıyorlar. Evet. Açıkçası ekonomik çıkarlar üzerinden baktıkları zaman Türkiye'yi bir pazar olarak ve kendilerini bir pazar olarak tabii düşünme koşuluyla Gümrük Birliği'ne sıcak bakıyorlar. Ama Türkiye'nin uzun vadeli AB üyeliğine sıcak bakmıyorlar ve tabii ki burada daha çok Hristiyan demokratları kastettiğimi açıkça söylemiş olayım. Evet. Şimdi Türkiye'nin önünde Haziran'da yapılacak olan işte yeni değerlendirme var. Konsey Türkiye ilişkilerini gözden geçirecek. Burada bir yandan kırbaç, bir yandan işte havuç, bildiğimiz klasik Avrupa Birliği politikası var. Bir yandan bir olumlu momentum ve ajandadan söz ediliyor. Diğer yandan da Türkiye beklenenleri yerine getirmezse
cezai bir takım yaptırımlardan söz ediliyor. Ama evet, açıkçası Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki gerilimler, gaz araştırmaları yüzünden gerilimlere baktığınız zaman bir de yaşanan tabiksizliğe baktığınız zaman tam da böyle bir konjonktürde Türkiye'nin birdenbire iki devletli çözüm tırnak içinde modeline geçmiş olması da büyük bir talihsizlik oldu. Çünkü Türkiye'nin beklentilerini karşılamak demek biraz da belli konularda esneklik sergilemesini beklemek evet, demektir. Burada bir terse gidilen, ters istikamete doğru vites değiştiriliyor. Bakalım ne olacak? Evet. Peki, çok teşekkürler sevgili Niyazi Kızılyürek. Hani toplantının ortasından seni çıkarıp böylesine bir değerlendirme yapmanı sağladık. Çok çok teşekkürler, eksik olmayasın. Görüşmek üzere en kısa süre içerisinde. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.